Selamun aleyküm. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Kasım ayı il başkanları toplantımızı hayırlı eylesin. Milletimiz için, ülkemiz için ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile kılsın. Bildiğiniz üzere Aralık ayındayız şu anda. Kasım ayının sonunda yapmamız gereken il başkanları toplantısını Aralık başında yapıyoruz. Çünkü ay sonlarında, hafta sonlarında sürekli olarak seyahatlerimiz ve Anadolu buluşmaları programları olduğu için hafta içinde il başkanları ve MKYK toplantılarımızı yapmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bugün de Kasım ayı il başkanları toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii il başkanlarımıza bu hava şartlarına rağmen uzak yakın demeden koşup gelen kıymetli il başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ve kıymetli basın mensuplarına teşriflerinden dolayı, ilgilerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Tekrardan toplantımız hayırlı olsun. Tabii hepimizin bildiği gibi Türkiye'de özellikle geniş halk kesimlerinin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıların en önemli sebeplerinden bir tanesi de döviz kurlarındaki astronomik artışlar, önlenemeyen yükselişler. Tabii bu konu daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi temel yapısal problemlerimiz dolayısıyla karşımıza çıkıyor. Birincisi bir defa yıllık 50-60 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı demek. Sürekli olarak bu açığı kapatmak için sizin döviz bulmanız gerekiyor demektir ki bu da dövize talebi arttıran bir durumdur. İthalata bağımlı bir ekonomi olduğunuz için döviz yükseliyor. Diğer çok acı bir gerçek, Türkiye'de ürettiğiniz Türk malı diye üzerine etiket bastığınız üründe dahi %82 oranında dışarıya bağımlısınız. Türkiye'de üretilen ürünü, üretmek için kullanılan ham madde malzemeyi ortalama %82 oranında dışarıdan ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla bu da sürekli olarak ithalat demektir ve sürekli olarak dövize yüksek bir talep demektir. Bundan dolayı da döviz yükseliyor. Ve diğer dövizi yükselten sebep de her zaman söylediğimiz gibi kaynak ihtiyacının kısa vadeli ve yüksek faizli dış borçla karşılanması. Dolara dünyanın en yüksek faizini veren belki de birkaç ülkeden bir tanesi veya birinci ülkesi de olabilir. %6,5-7 ile dolar borçlanıyor devlet ve bunlar kısa vadeli borçlar. Şimdi bu borçları böyle aldığınız zaman bunların ödeme vadeleri geliyor. Ve bu ödemeler 12 aylık süre içerisinde yani bugünden itibaren önümüzdeki 12 ay içinde sizin dış borç geri ödemeniz 193 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin 12 ayda dışarıya ödemesi gereken vadesi gelen dış borç miktarı 193 milyar dolar seviyesinde. Şimdi bu da 12 aylık sürede 193 milyar dolar döviz bulmaya çalıştığınız için bu da dövizi yükseltiyor. Yani sizin dış borçla hayatınızı sürdürmeye çalışmanız ve üretim ve ihracat yerine maalesef her zaman ifade ettiğimiz beton, çimento, AVM, rezidans ekonomisini 20 seneden beri uygulamış olmanızdan dolayı ithalata bağımlı bir ülke olmanız sebebiyle dövize yüksek talep var. Bu yüksek talep de sürekli olarak dövizin fırlamasına sebep oluyor. Diğer üçüncü bir sebep aslında Türkiye'de hukukun üstünlüğü noktasında insanların, sermayenin endişesi olması. Maalesef adamına göre mahkemelerden karar çıkması, yargıya, hukuk sistemine olan güvenin zayıflamış olması sürekli olarak sermaye çıkışına yol açıyor. Ülkeden döviz çıkıyor. Ve tabii aynı zamanda dışarıdan daha sermaye getireceğinize içeridekini kaçırdığınız için de maalesef döviz kıtlığı yaşanıyor ve dövizin kurların sürekli olarak yükselmesine sebep oluyor. Biraz önce söylediğim hesaba bir daha bir bakacak olursak 12 ayda bir 193 milyar dolar bulup vadesi gelen dış borcu ödeyeceksiniz. Bir de 50-60 milyar dolarlık bir döviz daha bulup o dış ticaret açığındaki açığı finanse edeceksiniz. Bu ne demek? 12 ayda 250 milyar dolar döviz bulmanız lazım. Her bir ay 20 milyar dolardan fazla döviz bulmanız lazım ki bu çarkı çevirebilirsiniz. Böylesine yüksek astronomik bir talep tabii ki dövizi sürekli olarak yükseltiyor. Biraz önce de söylediğim gibi dövizin yükselmesinin asıl sebebi üretime ve ihracata odaklı bir ekonomi modelinin uygulanmaması 20 seneden beri.
ve aynı zamanda da kaynak ihtiyacının borçla karşılanması, borcun borçla kapatılması, borç ve faiz ekonomisi. Üçüncü bir sebep olarak biraz önce de söylediğim gibi hukukun üstünlüğü noktasında yaşanan sıkıntılar. Şimdi döviz yükseliyor ama döviz yükselmekle kalmıyor. Dövizdeki bu artış aynı zamanda ithalata bağımlı ekonomi olduğunuz için sizin tükettiğiniz ürünlerin fiyatını arttırıyor. Çünkü biraz önce söyledim. İhracatınızın 50-60 milyar dolar üzerinde bir ithalatınız var. Dolayısıyla Türkiye'de tükettiğiniz, kullandığınız ürünlerin pek çoğu ithal olduğu için dövizin yükselmesi onların fiyatını arttırıyor. Türkiye'de ürettim, Türk malı dediğin ürünü üretirken %82 oranında dışarıdan ham madde malzeme getirip ürettiğin için Türk malı yazan ürünlerin fiyatı da artıyor. Diyorlar ki efendim döviz yükselsin, bize ne? Bize ne de dövizin yükseldiği oranda paralel şekilde enflasyon bak nasıl yükseldi. Enflasyon, gerçek enflasyon %50'ye geldi. Gıda enflasyonu daha da yukarı çıktı. Neden? İşte biraz önce anlattığımız sebeplerden. İthalata bağımlı bir ekonomide döviz yükseldiği zaman yurt içindeki ürünlerin fiyatı da patlıyor ve enflasyon da döviz yükseldikçe yükselmeye devam ediyor. 450 milyar dolarlık dış borcumuzu, dış borç stoğumuzu hesaba katıyoruz. Bir de imtiyazlı holdinglerle döviz kuru üzerinden yapılan yap işlet devret projelerindeki devletin taahhütlerini hesaba katıyoruz. Ve doların 9'dan 13'e gelmesiyle ülke olarak, millet olarak üzerimize 2 trilyon liradan daha fazla bir yük bindiğini ortaya koyuyoruz. Hesap çok açık. Bir defa 450 milyar dolarlık dış borç stoğunuzu 4 lira artmasıyla doların 4 ile çarpacaksınız. Sadece 1 trilyon 800 milyar lira zaten oradan bir artış oldu. Dövizin doların 4 lira artmasıyla. Bir de köprüler, otoyollar, tüneller bunların hepsini dolar ve euro üzerinden anlaşma imzaladığınız için bunları da gene 4 ile çarpacaksınız. 2 trilyonun üzerinde eski parayla 2 kentrilyonun üzerinde şu 10 günde ülkenin milletin üzerine yük yüklenmiş oldu. Bununla ilgili ekonomistler hesaplar yapmışlar, yazılar yazdılar, açıklamalar yaptılar. Yılbaşından beri bu sene içerisinde toplanan toplam verginin yaklaşık 3 misli kadar üzerimize yük bindi diyor. Yani Ocak 2021'den Aralık 2021'e kadar 11 ayda topladığın toplam verginin 3 katı kadar bir yük sadece şu 10 günde bindi üzerimize bu dövizdeki artıştan dolayı. 450 milyar dolar dış borç stoğu olan bir ülkede döviz artarsa artsın bize ne diyebilir misiniz? Dövizin her 1 lira artışı 450 milyar lira dış borcunuzu arttırıyor. Yılda 250 milyar dolar döviz bulup hem vadesi gelen borçlarını ödemesi, dış borçlarını ödemesi hem de dış ticaret açığını finanse etmesi için yılda 250 milyar dolar döviz bulması gereken bir ülkede döviz artarsa artsın bana ne diyebilir misiniz? Her 1 lira artışında 12 ayda bulmanız gereken para 250 milyar lira artıyor. Korkunç bir tablo. Ve tabii ki sadece dolar ve euro değil, basına da yer yer yansıdı. Bugün Türkiye'nin parası, Türk lirası, Afrika'nın 20 tane ülkesinin para birimi karşısında korkunç değer kaybına uğradı. Bakınız bir tanesi Zimbabwe kıvaçası. Zimbabwe para birimi kıvaça karşısında Türk lirası sene başından bu yana %107 değer kaybetmiş. Mozambik metikali karşısında Türk lirası %103 değer kaybetmiş. Angola kıvanzası karşısında Türk lirası %95. Gine frangı karşısında %95,5. Uganda şilini karşısında %78. Etiyopya biri karşısında da %41 değer kaybetmiş. Yani sadece dolar ve euro değil, Afrika para birimleri de böyle. Öyleyse iktidarın bakış açısıyla söylersek Etiyopya, Uganda, Gine, Mozambik, Zimbabwe hepsi bir olmuş. Bize operasyon çekiyorlar. Daha önce biz söylüyorduk, Gürcistan parası da değerlendi. Romanya, Bulgaristan levası, Romanya parası değerlendi. Çin yuanı değerlendi. Afganistan'ın parası, Afgani tarihinde ilk defa Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Şimdi bir de bunlara bu Afrika ülkeleri de eklendi. Demek ki dediğim gibi topyekün Afrika'sı, Asya'sı hepsi bir olmuş. Bize operasyon çekiyor. Gerçekten de çok acı bir tablo. Tabii %50 seviyesinde bir enflasyon döviz kurundaki artışlara doğrudan doğruya bağlı ve döviz kurundaki artış böyle devam ederse ki hiçbir gerekçeyle geri gitmesi de mümkün gözükmüyor. Geri gitmesi için herhangi bir sebep yok. Allah vermesin. Eğer böyle giderse biz 3 haneli enflasyon dönemine yani %100'ün üzerindeki enflasyon
dönemine doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bu noktada tabii İstanbul'da 100 gram simidin 2,5 liradan %40 zam gelerek 3,5 liraya çıkmasıyla meşhur çay simit hesabını yeniden bugünün Türkiye'sinde yapmak gerektiğini düşünüyorum. Girdilere gelen zamlar bu söylediğimiz enflasyon sebebiyle İstanbul'da simit 3,5 lira olmuş. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 1993'te çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ve o konuşmada asgari ücretin sadece 5 kişilik bir ailede sadece bir öğünde bir bardak çay ve bir bardak simite dahi yetmediğini hesap ederek ifade etmişti. Ve o konuşmasının sonunda bir cümle kullanmıştı. Demişti ki bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir tane simidi bile çok görüyor sevgili kardeşlerim demişti. Gerçekten de altına imza atılacak bir konuşma. Ancak bugün aynı hesabı yapınca ki yaklaşık 20 senelik bir tek başına iktidarın arkasından geldiğimiz noktada yaptığımız hesapta ne görüyoruz? 5 kişilik aile günde 3 öğün sadece kişi başına bir tane simit yediği zaman aylık maliyet 1575 lira. Günde öğün başına bir kişi sadece de bir bardak çay ise aylık çay maliyeti de hemen hemen 900 lira yapıyor ve toplamda 2475 lira oluyor. 5 kişilik bir aile, eşi çalışmayan bir baba, asgari ücreti net 3013 lira. Böylece 2475 liralık maliyet çıktığında kişi başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir de harçlık kalıyor. Yani her öğünde bir çay, bir simit, bir de ailede her bir fert başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir harçlık. Ne bunun kömürü var, ne doğalgazı var, ne elektriği var, ne ev kirası var, ne giyim kuşamı var. Ne temizlik malzemesi var, sabunu var, şampuanı var, çocuğun okul masrafı hiçbir şey yok. Bunların hepsine kişi başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir harçlık kalıyor. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz elbette ki şu andaki durumun çok sık eleştirdikleri eski Türkiye'den çok da farklı olmadığının bir göstergesidir. Yıllarca eski Türkiye'de gıda kuyrukları vardı. Yeni nesil bunları bilmez dediler. Geçtiğimiz yaz 40 derece güneşin altında insanlar yüzlerce metre, kilometrelerce kuyruklarda, tanzim satış kuyruklarında beklediler. Bir eski Türkiye manzarasını yaşadık. Sebzeyi, meyveyi 50 kuruş, 1 lira ucuza alacağım diye milyonlarca insan sıcağın altında tanzim satış kuyruklarında bekledi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da raflar boş, hamdolsun bizde dolu dediler. Biz de bununla ilgili evet bizde raflar dolu ama bizde de cüzdanlar boş, cepler boş demiştik. Onun için bir işe yaramıyor demiştik. Sen raflara istersen istakoz koy, istersen havyar koy, istediğini koy. Cebin boş olduktan sonra rafın dolu olmasının bir manası kalmıyor. Yine yıllarca eski Türkiye'de karneyle alışveriş yapılıyordu. Siz bunu bilmezsiniz dediler. E şimdi şu döviz kurlarındaki dalgalanmada üretim ve tedarik sıkıntıları olduğu zaman marketlerde unlara, şekerlere kişi başına en fazla bir adet alabilirsiniz diye biliyorsunuz yazılar konuldu, uygulamalar başladı. Ve bir kez daha o meşhur eski Türkiye ile aynı noktaya gelmiş olduk. Ve eğer döviz kurlarındaki astronomik artış nedeniyle Allah vermesin önümüzdeki aylarda 3 haneli enflasyon seviyesine gelirsek eski Türkiye'den de belki daha beter bir noktaya gelmiş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Yine eski Türkiye'den daha beter bir durum da marketlerde bebek mamalarına alarm takılması ve ayçiçek yağlarının zincirle marketlerde bağlanıp çalınmasının önüne geçilmeye çalışılması. Ayçiçek yağının fiyatlarının altın gibi artması, ayçiçeğin artık lüks bir ürün haline gelmesi ayçiçek yağının marketlerde fotoğrafları sosyal medyada da medyada da görülebilir. Ayçiçek yağları çalınmasın diye artık zincirle birbirine bağlanıyor. Bebek mamaları da çok lüks bir ürün haline geldiği için, çalınma riski olan bir ürün haline geldiği için alarm takılıyor ve tabii yarım simit dönemine geçilmesi de yine eski Türkiye'de dahi görmediğimiz bir manzara. Özellikle büyük şehirlerde artık bir simide parası yetmeyenler için yarım simit satışı dönemi. Geçtiğimiz aylardaki bayat ekmek satışı, bayat ekmek kuyruklarının üstüne bir de şimdi yarım simit dönemi de eski Türkiye'de dahi görmediğimiz bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Bu tablo karşısında ne olacak efendim biz de soğan ekmek yiyelim diyenlere zaten artık soğanın ve ekmeğin dahi anlamayacak noktaya geldiğini hatırlatmak istiyorum. Soğan ekmek yiyemiyor ki bayat ekmek kuyruğunda bekliyor. Askıda ekmekten ekmek almaya çalışıyor. Simidi yarım alıyor. Meyve sebze fiyatları zaten fırlamış. Soğanla ekmek dahi lüks hale geliyor.
Yine bir başka AK Partili milletvekilinin 2 kilo et alacağımıza yarım kilo et alırız gafı özellikle gündeme damgasını vurdu. Bu ülkede halkın %80'i 85'i belki yıllardan beri 2 kilo eti zaten görmedi. Yarım kilo eti dahi alması mümkün değil. 100 grama bile alamıyor. Tavuk alması bile mümkün olmamış. Artık meyveye, sebzeye, ekmeğe para yetiştiremeyecek hale gelmiş. Siz hangi 2 kilo etten bahsediyorsunuz? Maalesef bu açıklamalar karşısında aslında milletin ne durumda olduğunu bu açıklamaları yapanlara bu şekilde hatırlatmak gerekir. Tabii bütün bu manzara neden oldu? Bütün bu manzara Milli Görüş'ün 50 seneden beri söylediği gibi ve Yeniden Refah Partisi olarak bizim de 3 seneden beri söylediğimiz gibi borç, faiz ve beton çimento ekonomisinin bir sonucudur. Siz kaynak ihtiyacınızı borçlanmadan karşılayamazsanız, denk bütçe yapamazsanız, sürekli olarak yüksek faizli, düşük vadeli dış borçlarla gemiyi yürütmeye çalışırsanız geleceğiniz nokta budur. Ve aynı zamanda da üretime, ihracata, dış ticaret açığını kapatmaya yönelik bir ekonomi modeli yerine AVM, rezidans, toplu konut, köprü, havaalanı, tünel üzerine yoğunlaşıp beton çimento ekonomisine sadece ağırlık verirseniz yine gelinecek nokta budur. Sıcak paraya, borca, krediye dayalı, swap antlaşmalarına dayalı, döviz açığını kapatmaya dayalı, günü kurtarmaya yönelik, üretmeden tüketmeye yönelik bir ekonomi uygularsanız en sonunda gelinecek nokta budur. Ve yine bütün bu gördüğümüz manzara 19 senelik tek başına AK Parti iktidarında sanayi üretiminin milli gelir içindeki payının %24'ten %20'ye düşmesinin bir sonucudur. Sizin %24 olarak aldığınız sanayi üretimini %40'a %50'ye çıkartmanız gerekirken milli gelir içindeki payını tam tersine o ekonomik krizin 2001 krizinin hemen arkasından enkaz devraldık dediğiniz dönemde aldığınız Türkiye'de milli gelir içinde sanayi üretiminin payı %24 iken 19 sene siz tek başına iktidarda kaldıktan sonra sanayi üretimi geriliyor %20'ye düşüyor. Bu tabii son krizin öncesindeki rakam. Şu anda daha da aşağı gitmiş olması muhtemel. Tarımsal üretimin milli gelir içindeki payı daha da acı. %12'den %6'ya düşüyor. Hem sanayide geriliyorsunuz hem de tarım üretiminde de geriliyorsunuz. %12'den almışsınız bunu %20'ye 30'a çıkartmanız lazım 19 senelik tek başına iktidarda. Ancak milli gelirin içerisinde dediğim gibi hem sanayi üretiminin hem tarım üretiminin payı düşüyor. Üretmeden, ihraç etmeden elbette ki dövizin yükselişini durduramazsınız. Türk lirasının değerini koruyamazsınız. Bu tabloda bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yeni bir şey deniyoruz diye habire faizleri düşürüp dövizi fırlatmaya devam ediyorlar. Ve çıktılar iktidar temsilcileri dövizin yüksek olmasının hikmetlerini, daha doğrusu faydalarını anlatmaya başladılar. Bir de baktık ki ya meğerse dövizin yüksek olması ne kadar faydalı, ne kadar hayırlı bir işmiş. Madem bu kadar faydalıydı geçen sene Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını niye sattınız dövizi düşürmek için? Bir de Merkez Bankası'nın rezervlerinden olduk döviz rezervlerinden. Madem bu kadar hayırlı bir şeydi dövizin yüksek olması. Buradaki hesap şu, diyorlar ki efendim faiz düşünce döviz yükselecek. Döviz yükselip TL değersizleşince bizim mallarımız ucuzlayacak. İhracat artacak. İhracat artınca yatırım artacak, üretim artacak, istihdam artacak ve aynı zamanda da tabii döviz bolluğundan dolayı Türk lirası da değerlenmeye başlayacak. Böyle bir kurgu yapmışlar. Ancak bu planın işlemesinin önünde 3 tane temel engel var. Hatta 4 tane temel engel var. Bunu hesaba katmıyorlar. Bir tanesi bir defa sizin üretim ve ihracat kapasiteniz belli. Yani fiziksel altyapınız belli. Sen Türk lirasını pul da yapsan 1 dolar 50 lira da olsa Allah göstermesin. Senin üreteceğin, ihraç edeceğin hacim belli, kapasite belli, altyapın belli. Yani 1 doların 20 lira, 30 lira olmasıyla senin ihracatın 3'e, 4'e, 5'e katlaması mümkün değil. Artacağı miktar belli, kapasiten belli. İkinci sebep, biraz önce de söylediğimiz gibi bizim ihracatımız arttıkça otomatik olarak ithalatımız da artıyor. Yani sen Türk lirasını değersizleştirip dövizi arttırıp da İhracatımı arttıracağım diyorsun. İyi de senin ihracatın arttıkça otomatik olarak ithalat artıyor. Neden? Türkiye'de ihraç edeceğim diye ürettiğin yerli ürünü üretirken %82 oranında dışa bağımlısın. Yani 100 dolarlık bir ürün üretip de ihraç edeceğin zaman otomatik olarak 82 dolarda ithalat yapıyorsun.
Dolayısıyla senin o dış ticaret açığını kapatman öyle çok kolay değil bu dışa bağımlılıkla. Diğer konu, bizim ihracatımızın kilogram başına değeri sadece 1 dolar. Ne demek bunun manası? Yani sen diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ıvır zıvır ürünler ihraç ediyorsun. Japonya'da, Kore'de, Almanya'da bu 40 dolar, 50 dolar, 60 dolar adam katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor. Senin ihraç ettiğin ürünün kilogram başına değeri ortalama 1 dolar. Bu ne demek? Senin ihracat kapasiten ne kadar artsa da, hacmi ne kadar yükselse de katma değerli bir ihracat olmadığı için onun karşılığında gelecek olan döviz miktarı sınırlı. Aynı oranda çok yüksek bir döviz tekrardan yurda gelmesi bu ihracatla mümkün olmuyor. Diğer çok önemli bir konu, dördüncü engel bu düşündükleri planın önünde. Faizlerin düşmesiyle sadece yatırım ve üretim artar mı acaba, ihracat artar mı? Faizi düşürdüğün zaman ne oluyor? Dolar fırlıyor. Dolar fırladığı zaman bu üreticinin, ihracatçının girdi maliyetleri ne olacak? Onlar da fırlayacak. Bu üreticinin, fabrika sahibinin, sanayi tesisi sahibinin dolar fırladığı zaman enerji maliyetleri ne olacak? Dolar yükseldikçe üretici elektriğine, üretici doğalgazına sen her hafta %20 zam yapıyorsun. Bunlar da patlayacak. O zaman bu insanlar hiç üretemeyecek hale gelecek, hiç ihraç edemeyecek hale gelecek. Yani geçen sene 128 milyar doları satıp da hem kuru durduramadıkları gibi, hem rezervimiz gitti, hem döviz kurları patladığı gibi, şimdi de faizleri düşürüp hem kuru tekrardan patlatıyorsun, hem de ihracatı, üretimi, istihdamı, yatırımı artırabilmen de mümkün olmuyor. Bu modelle bir yere varabilmeleri mümkün değil. Eğer bu krizden çıkmak istiyorsak, Türk lirasının değerini korumak istiyorsak, enflasyondan kurtulmak istiyorsak, bizim ülkemizde mutlaka üretim iklimini oluşturmamız lazım. Üretim için, sanayi üretimi için gerekli şartları oluşturabilmemiz lazım. Üretim kapasitemizi arttırabilmemiz lazım. Ve o kapasiteyi kullanarak da üretmemiz ve ihraç etmemiz lazım. Ama siz bugün bu girdi maliyetleriyle %50'ye varan, ki TÜİK'in hazırladığı rapora göre %50'ye varan üretici enflasyonuyla, her hafta üreticinin enerji maliyetine %20 zam yaparak o ülkede üretimi arttırabilmeniz mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. Üretim iklimini oluşturmak, gerekli şartları oluşturmak derken bunu kastediyor. Bunun yanında kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız lazım. Atılması gereken adımlar belli. Burada da en büyük sorumluluk, asıl taşın altına elini koyacak ve asıl adımları atacak olan tabii ki iktidardır, devlettir. Hem üretim için gerekli şartları oluşturmak, ihracat için gerekli şartları oluşturmak, hem de aynı zamanda borç ve faiz ekonomisi yerine dış borçla bu gemiyi yürütmeye çalışmak yerine milli kaynak paketleriyle yürütmesi gerekiyor iktidarın. Tabii görüldüğü kadarıyla mevcut iktidarın 19 seneden beri olduğu gibi bugün de böyle bir niyetinin olmadığı gözüküyor. Yine sıcak parayla, yine borçla, yine körfez sermayesiyle, yine krediyle günü kurtarmaya yönelik adımlar atma niyetinde olduğu gözüküyor. En son Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat zaptı, bunun bir göstergesi. Oradan bir 10 milyar dolarlık para gelsin diye bir mutabakat zaptı, birkaç tane mutabakat zaptı imzalandı. Bir defa bunlar anlaşma değil, sözleşme değil, mutabakat zaptı. Yani adeta bir niyet ortaya konulması. Daha önce Katar'la imzalanan mutabakat zaptlarındaki rakamların onda biri ancak Türkiye'ye geldi. Bu 10 milyar doların ne kadarı gelecek, ne kadarı gelmeyecek o da belli değil. Kaldı ki diyelim 10 milyar doların hepsi gelse dahi bu sizin karşı karşıya olduğunuz kriz karşısında bir hiç demektir. Sizin dişinizin kovuğuna bile yetmez. 800 milyar dolarlık bir Türkiye ekonomisinin böyle bir krizle karşı karşıya olduğu noktada 10 milyar dolarla bu krizden çıkmanız, doların yükselmesini önlemeniz mümkün değil. Nitekim bu mutabakat zaptı imzalandıktan sonra 11,5'tan dolar kuru 13'ün üzerine yürümeye devam etti. Ve bu Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat zaptının hiç de bir faydasının olmadığı görülmüş oldu. Ne oldu? Maalesef 15 Temmuz'un finansörü dedikleri, 15 Temmuz'un organizatörü dedikleri, bölgedeki İsrail'in ajanı, bölgenin çıbanbaşı dedikleri, hatta iktidar gazetelerinde hakaret içeren manşetler attırdıkları Birleşik Arap Emirlikleri ile mutabakat zaptı imzalayıp maalesef sarmaş dolaş pozlar vermiş oldular. Elbette ki
Biz bütün Arap ülkeleriyle, bütün İslam ülkeleriyle sarmaş dolaş poz vermek isteriz ama daha 5 sene önceki tavır neydi? Şimdi ne yapıyorsunuz? Paranın gelmesi, 10 milyar doların bulunması için, bir günü daha kurtarabilmek için böyle bir U dönüşünün yapılması gerçekten de ibretlik bir durum. Onu ifade etmek istiyoruz. Aynen daha önce Çin Merkez Bankası ile yapılan swap antlaşması uğruna Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulmün tamamen görmezden gelinmesi, yok sayılması olayında olduğu gibi. Çin Merkez Bankası ile swap yapacağız, birkaç milyar dolar döviz gelecek diye Doğu Türkistan zulmünü görmezden gelmişlerdi. Bugün de 10 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek diye 15 Temmuz'da İhvan'a karşı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları da, İsrail'in ajanı olması da, Orta Doğu'nun çibambaşı olması da, bunların hepsi unutuldu, rafa kaldırıldı. Bu çelişkiyi de tabii ki ortaya koymamız gerekir. Diğer taraftan 2022 yılı asgari ücret tespitine de değinmemiz lazım. Bu önümüzdeki günlerde bu asgari ücret tespit edilmiş olacak. Şu anda asgari ücret biliyorsunuz 4 kişilik aile için 2825 lira net. Ve açlık sınırının bu enflasyon ve bu döviz kurlarındaki artıştan sonra Kasım ayında geldiği nokta 3890 lira. Açlık sınırı 3200-3300 lira seviyesindeydi. Şimdi bu ekonomik krizin arkasından, bu enflasyon sonucunda 4 kişilik ailenin aylık açlık sınırı 3890 liraya gelmiş durumda. Yani asgari ücretten 1000 lira daha fazla, 1000 liradan daha fazla bir üst seviyeye gelmiş durumda. Şimdi bu noktada siz asgari ücrete %38 zam yapsanız ancak daha açlık sınırı seviyesine getirmiş oluyorsunuz. 2825 liralık asgari ücrete %38 neredeyse %40 zam yapsanız daha ancak açlık sınırı seviyesine getirmiş oluyorsunuz ki gerçekten de çok acı bir durum, çok düşük bir seviye. Türkiye'ye yakışmayacak bir seviye. Bugün asgari ücretli bir çalışanın saat başı ücreti 70 sent düzeyine düşmüş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü döviz kuru 13,5 lira dolar hesap edildiğinde 2825 liralık asgari ücrette çalışanın saat başına ücreti 70 sente düşmüş. Bu da açlıkla boğuşan Afrika ülkeleri seviyesine doğru yaklaştığımızın açık bir göstergesi, acı bir gerçek. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücretlinin hak ettiği adil maaşı iktidarın takdiri değil, ülkenin matematik gerçekleri ve ekonomik gerçekleri belirler. Bu noktada iktidar ağırlığını koyması, 7 milyonun üzerinde asgari ücretliyi ezdirmemek, açlığa mahkum etmemek için işveren tarafını da mutlaka ikna etmesi gereklidir. Ve biz tabii Yeniden Refah Partisi olarak açıkça hep söylüyoruz. Diyoruz ki iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına %70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız diyoruz. Ancak bu iktidardan bunu beklememiz çok zor. Ama yine de bu iktidar dahi olsa asgari ücrete en azından %50'lik bir maaş zammı yapılması lazım. %50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz. Zaten %40 yaptığınızda daha açlık sınırına geliyor. İnsaf etmek lazım. Başımızı elimizin arasına alıp düşünmek lazım. Bu insanların çoluğu çocuğu var, ailesi var. Biraz önce çay simit hesabını yaptım. Bu düzeyden, bu seviyeden bu insanları mutlaka kurtarmak lazım. Aslında %70 en azından yapmak lazım. Ama hadi diyelim bu iktidar onu yapamaz, bunu biliyoruz. Bu iktidarın dahi en az %50 maaş zammını asgari ücrete yaparak asgari ücreti 4235 lira seviyesine getirmesi lazım. Efendim işveren ne yapacak? İşverene de yük yüklüyoruz. İşverenin yükünü de gene iktidarın hafifletmesi lazım. Asgari ücretten vergi alma. Üreticinin doğalgazına, elektriğine bu kadar faiz zamlar yapma. Kaynak bul, teşvik sağla. Üreticinin de, sanayicinin de şartlarını iyileştir. Sadece asgari ücretten vergi almasan dahi bu bile zaten yeterli olur. Bu çağrımızı da yaptıktan sonra şimdi özellikle yine algıya yönelik yapılan bir girişimi ifade etmek istiyorum. O da şudur, efendim iktidar milletin taleplerini yerine getirmek üzere elektrik faturalarındaki TRT payını faturadan çıkartıyor diye bir biliyorsunuz yasa teklifi ortaya çıktı. Ancak buna daha yakından baktığınızda bunun tam 18 tane kanunda değişiklik içeren bir torba yasa teklifi olduğu ortaya çıkıyor. Yani sadece TRT payının elektrik faturasından çıkartılması değil, aynı zamanda toplamda 18 kanunda değişiklik öngören bir yasa teklifi ve bu torba yasayla
elektrik faturalarındaki birkaç liralık indirime karşılık ülke olarak elimizde avucumuzda kalan milyarlarca liralık son varlıklarında özelleştirilebilmesi, satılabilmesi, kiralanabilmesinin önü açılıyor. Şimdi size birkaç ayrıntısını ifade edeceğim. Bu torba yasayla ülkenin ormanlarının, sularının, limanlarının kiralanmasına, satılmasına zemin hazırlayacak bir adım atılmak isteniyor. Örneğin torba yasanın 16. maddesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Devlet Demiryolları'na ait limanların işletme haklarının 49 yıllığına özelleştirilerek devredilmesi öngörülüyor. Bu limanlar kime devredilecek? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat metinlerinden bir tanesi liman işletmeleriyle ilgili. Denizcilik işletmeleri ve devlet demiryollarına ait limanlar için Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verilmiş gibi gözüküyor. Bu yasal düzenlemenin yapılmasından bu anlaşılıyor. Torba yasanın 36. maddesinde tüzel kişiliğe sahip Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ'ın tüzel kişilikten çıkartılıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na devredilmesi öngörülüyor. Bu da TEİAŞ'ın da özelleştirilmesi ve satılmasının önünü açmak demektir. Elektrik üretimini, dağıtımını daha önce özelleştirdiler. Şimdi elektrik iletiminin de özelleştirilmesi, elektrik hatlarının da satışına yasal zemin hazırlanması demektir. Bu torba yasanın geçirilmesi, getirilmesi. Ve yine torba yasa teklifinde Orman Kanunu'nun 18. maddesi de değiştiriliyor. Bu düzenleme orman alanlarının 29 yıllığına kiralanmasını öngören bir düzenleme. Yani limanlar, elektrik hatları, elektrik iletimi ve orman arazilerimizin satılması, özelleştirilmesi, kiralanması birkaç milyar dolar bulup bunları yok edip birkaç ay daha iktidarın devam ettirilmesine yönelik bir amaç. Ancak bütün bunlar bir torbanın içine sokulmuş ve kamuoyuna, halka kulağa hoş gelecek şekilde efendim sizin yıllardan beri şikayet ettiğiniz TRT payını elektrik faturalarından çıkartıyoruz diye lanse ediliyor. Biz daha önce defalarca söyledik, mevcut iktidarın 3 tane temel gider kalemi var. Bir tanesi fahiş faiz ödemeleri, bir senede 250-300 milyar lirayı bulan faiz ödemeleri. İkincisi imtiyazlı holdinglere yapılan kaynak aktarımları, vergi muafiyetleriyle 1 dolarlık işin 5 dolara 6 dolara yaptırılmasıyla, 13 tane şehir hastanesinin 57 şehir hastanesi parasına yaptırılmasıyla imtiyazlı holdinglere aktarılan kaynaklar. Üçüncü gider kalemi de israf, lüks ve gösteriş için harcanan paralar. 3 tane gider ve buna mukabil 3 tane de temel gelir kaynağı olduğunu söylüyorduk. Birincisi borçlanma, borcu borçla kapatma, yeniden borç alma, yeniden kredi alma. İkincisi elde avuçta kalan varlıkların satılıp yok edilmesi. Bakınız 240 tane kuruluşta sahip olarak veya hisse sahibi olarak devlet, hissedar olarak 2002'de AK Parti iktidarına teslim etti. Bugüne kadar bunların 170 tanesinden satıldı veya hisseler elden çıkartıldı. Sahiplik olarak veya hisse sahibi olarak, devletin hisse sahibi olarak bulunduğu 70 tanesi kaldı. 240 devlet kuruluşu, 170 tanesi gitti, elde 70 tane kaldı. Bu yetmedi, 4000 küsur devlete ait tapu, gayrimenkul satıldı. Bunlar gitti, bitti. Bu da yetmedi. Şimdi önümüzdeki dönemde 45 milyon metrekare büyüklüğünde 2000'den fazla tapunun daha, devlete ait gayrimenkulün daha arazinin satılması için düzenleme yapıldı. Bu ilan edildi. Bunlar da yetmiyor bu çarkı çevirmek için. Şimdi yine limanları satacağım. Türkiye Elektrik İletim AŞ'yi satacağım. Orman arazilerini 49 yılına kiralayacağım. Elde avuçta kalan son varlıklardan da birkaç milyar dolar alacağım. Peki bunlar da bittiği zaman ne olacak? İş çıkmaz sokağa doğru gitti 19 senenin sonunda. Dediğim gibi gelir kaynağı birincisi borçlanma, ikincisi varlık satışı, üçüncüsü de zam ve vergiyle milletin suyunu çıkarma. Bunları anlattık. Son bir senede yapılan zamlar ve vergilerdeki artışlar. Şimdi vergi ve harçlar Ocak ayı itibariyle bir %36'lık daha artışa tabi tutuldu. Dediğim gibi bir kaynak lazımsa herhangi bir kaynak üretmek gerekmiyor. Ya borçlanacaksın, kredi alacaksın ya da varlıkları satıp yok edeceksin. Devletin, milletin elinde kalan son varlıkları veya da zamla, vergiyle millete yük yükleyeceksin. Çok tipik bir borç, faiz, zam, vergi ekonomisi diye nitelediğimiz ekonomi anlayışının çok tipik bir örneği.
Tabii dış politika ile ilgili ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok yakından ilgilendiren gelişmeler var. Onlara da kısaca değinerek inşallah sözlerimi toparlıyorum. Bir defa öncelikle Ege Denizi'nde Yunan ordusuyla Amerikan ordusunun ortaklaşa bir tatbikatı yapıldı. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı ve tatbikatın ismi İntikam Tatbikatı. Son derece manidar. Türkiye sınırında 40 kilometre uzaktaki Dede Ağaca Amerika tarihindeki en büyük yığınaklardan bir tanesini yapıyor. Yunanistan'da çok sayıda Amerikan üssünün kurulması için adım atılıyor. Türkiye'nin yanı başında çok ciddi, tedirgin edici bir tehdit durumu. Şimdi bununla kalmadı. Bir de geçen hafta itibariyle İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortaklaşa bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Hem savunma taktiklerine hem de taarruza yönelik bir tatbikat. İsrail Hava Kuvvetleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hava Kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar Güney Kıbrıs'ta konuşlandırıldı ve tatbikat 3 Aralık'a kadar sürecek. Tabii Amerika geçen sene biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satış yasağını, ambargosunu kaldırdı ve silah satmaya başladı. Arkasından Yunanistan'la Ege'de gerçek mermi kullanarak tatbikatı gerçekleştirdi. Şimdi de hava tatbikatını İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklaşa gerçekleştiriyor. Ve İsrail ordusu aynen İngiltere gibi Güney Kıbrıs'ta askeri üs kurma isteğini açıkça ifade ediyor. Önümüzdeki aylarda böyle bir askeri üssün kurulması da söz konusu olabilir. Ve önümüzdeki aylarda İsrail ordusu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ordusunun ortaklaşa bir kara tatbikatı yapacağı da ilan edildi. Dolayısıyla bu gelişmeler Allah muhafaza buyursun. Merhum Erbakan hocamızın ta 90'lı yıllardan itibaren ifade ettiği, dikkat çektiği, bugün internette videolarının milyonlarca insanın izlediği bir defa asıl hedefin, dış güçlerin asıl hedefinin Türkiye olduğu sözlerini, uyarılarını bize hatırlatıyor. Allah fırsat vermesin. Önce Irak, arkasından Suriye, arkasından İran ve Türkiye. Ve asıl hedefin Türkiye'nin belini kırmak olduğunu ta 80'lerden 90'lardan itibaren açık bir şekilde ifade etmişti. Şimdi hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail'in bu ortak tatbikatları, hem Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satış ambargosunu ortadan kaldırması, hem de tabii İsrail Hava Kuvvetleri ile Güney Kıbrıs Hava Kuvvetleri'nin ortaklaşa bu tatbikatları yapıp bir de üstüne kara tatbikatı yapacağız demesi gerçekten de bizi tedirgin ediyor. Bu noktada ilgili makamlarımızın bu gelişmeleri yakinen ciddi bir şekilde takip etmesi ve tabii ki alınması gereken tedbirleri vakitlice alması son derece büyük önem arz ediyor. Bu noktada kamuoyunu, milletimizi ve yetkilileri uyarma vazifemizi de böylece yapmış oluyoruz. Cenab-ı Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ülkemizi, milletimizi hem ekonomik olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak bu sıkıntılardan bir an önce selamete çıkarsın. Ve tabii ki her zaman söylediğimiz gibi bu kurtuluşa da inşallah yeniden Refah Partimizi vesile kılsın. Bizler Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz canla başla milletimizi, ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarmak için çalışıyoruz. Sadece ülkemizi, milletimizi değil, bütün İslam alemini ve 7 milyar insanlığı maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için çalışıyoruz. Ve bu kurtuluşunda aynen 50 senelik geçmişimizde örnekleri görüldüğü gibi bu yeni dönemde de, önümüzdeki dönemde de mutlaka ama mutlaka milli görüşle ve onun temsilcisi yeniden Refah Partisi ile olacağını da ifade ediyoruz. Böylece inşallah sözlerimizi noktalayalım. Gündemimiz de son derece yoğun. Genel başkanımızlarımızın sunumlarına da geçeceğiz. Tekrardan il başkanlarımıza teşekkürler ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve basın mensuplarımıza da tekrar teşekkür ettikten sonra eğer soruları varsa kısaca onları da alıp inşallah kendilerini uğurlayacağız. Herhalde her şey gayet güzel açıklandı. Soru gelmeyecek. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Toplantımız hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun. Çok kısa bekletiyoruz. Tabii. Evet, basın mensuplarımız da buradayken hemen çok kısa genel başkanımızı da bekleteceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Ülkem Partisi'nden yeniden Refah Partimize iltihak eden yaklaşık 200 kişiyi temsilen 60 kıymetli yeni mensubumuza rozetlerini
takdim edecek inşallah Sayın Genel Başkanımız. Kıymetli Genel Başkanımızın yüksek müsaadeleriyle efendim ben isimleri okuyorum müsaadenizle. Tabii inşallah ama bunları herhalde akşama kadar ancak takarız. Evet. 60 tane rozet. Cem Bey. Alalım. Evet, partimize iltihak eden kıymetli isimleri hızlıca okumak istiyorum. Ülkem Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Halit Toprak, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beşir Çelik, Mehmet Kaya, Mustafa Çalkan, İbrahim Halil Demir, İbrahim Kurs, Arzu Tanrıverdi, Fethi Kaya, Hasan Bozkurt, Mehmet Göktaş, Hüseyin Tüy.